Değer alan prosedürler. Bundan bahsedelim. Evet, storage prosedürlerinin daha etkin kullanılabilmesi ve işlevsel bir hale gelebilmesi için dışarıdan değer almalarına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle girdi parametreleri kullanılır. Storage prosedürlerin aldığı değer query'den gelen değerdir. Yani sorgudan gelen değerdir. Gönderilen değeri karşılayacak bir değişken storage prosedürde tanımlanır. Şimdi bunu bir örnekle gösterelim. Örneğimiz değer alan storage prosedürler. Bu örneğimiz şu şekilde olacak. Bir öğrenciye ait 3 not bilgisi query'de ilk değerleri atanarak not ortalamaları hesaplanacak. 3 tane notumuz olacak. Bu notun not ortalaması query'de hesaplanacak. Tamam mı? Yani sorgumuzun içine hesaplayacağız biz bunu. Hesaplanan not ortalamasına göre öğrencinin başarılı olup olmadığı storage prosedürde belirlenecek ve mesaj olarak yazılacaktır. Yani storage prosedürle öğrenci başarılı mı değil mi bunu söylettireceğiz biz bilgisayara. Bir öğrencinin not ortalamasına göre başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren U hesaplı isimli storage prosedürü yazınız. Yani üsttekine kriterler doğrultusunda. Bunun için yeni bir sorgu sayfa açınız ve öğrencinin 3 notunu tutulacağı değişkenleri tanımlayıp ilk değerlerini veriniz. İlk değerleri verilen değişkenlerin ortalamasını et ortalama değişkenliğine hesaplatıp aktarınız. Elde edilen değeri oluşturacağınız storage prosedüre exit komutuyla gönderiniz. Böylece hem değer gönderilecek hem de storage prosedürü çalıştırmış olacaktır. Şimdi bunları tabii ben size örnek üzerinde göstereceğim. İşlem adımlarımız bunlar. Bunları birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi birlikte yapalım. Öncelikle şu sayfaların hepsini kapatıyorum. Eskilerine gerek yok. Tamamını kapatıyorum arkadaşlar. Bunlarla işimiz yok. Yeni bir örnek hazırlıyoruz sıfırdan. Yeni bir örnek hazırladığımız için SP veri tabanı üzerinden niye query diyorum. SP veri tabanımız üzerinde bir query penceresi oluşturmuş olduk. Şimdi tablomuzu buna göre yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk komutumuz şu. Use SP. Yani SP veri tabanını kullan. Bunu tabii ki demek zorunda değiliz her zaman ama bazen problemler olabiliyor. Sunucunun zaman aşımına uğramış olabiliyor bağlantısı. Onun için yazmanızda fayda var. Biz yoksa şu anda SP veri tabanı içinde sorgumuzu yazıyoruz aslında ama Go dedikten sonra Create Prosedür dedim. Prosedürün adı da kullanıcı bazlı olduğu için U hesapla şeklinde. Ve bunun içinde de bir tane değişken tanımlıyorum. Daha doğrusu prosedürümün önce tipini belirtiyorum. Ortalama isimli bir değişken de integer veri tipi tutacak. Daha sonra da as ve go bloğu açıyorum. Aslında arkadaşlar şunu şuraya taşıyabiliriz. Bu bizim taşıyalım derken sildik hepsini. Evet. Şöyle yapalım. Bu prosedürümüz değer alacağı için prosedürümüzün değerini tutulacağı değişkenimiz bu. Bu da prosedürümüzün kod bloğu olacak. S ve Go aralığı. Bu aralığa gerekli kodlarımızı yapacağız. Bu prosedür eğer not ortalama değişkeni yani şu değişkenin içindeki değer ort değişkenini yani şu değişkenin içindeki değer büyükse 44 sizin şu anda geçme notunuz kaç? 50. 49.4'ten büyükse not ortalamanız başarılı yazdırsın. Başarılı. Eğer ortalama değeri küçük veya eşitse 44.4'e bu sefer de ne desin? Başarısız desin. Bu şekilde yazdım. Bu benim storage prosedürüm. Şimdi bu prosedürü 49.4 yazacak. Evet doğru söylüyorsunuz. 49.4 şeklinde yazdım. Şimdi bunu bu SP veri tabanında formlanabilme kısmında size gösterelim. Ekleyelim yani. Execute diyerek U hesaplı isimli storage prosedürü burada
Bakalım oluşturabilmiş miyiz? Ona bakalım. Evet, U hesapla burada oluşturulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Refresh yaptım. Evet. Daha sonra da bunu test etmek için, bu stored procedure bir tablo üzerinden test etmeyeceğiz artık. Burada test edeceğiz. Altına bir satırlar yazacağım. Declare. Declare neydi? Değişken tanımlamak için kullandığımız bir ifadeydi. Değişkenlerimi tanımlayacağım önce. Node 1 için NT1 diyorum. Real tipi integer olsun. Değişkenlerimden biri. Diğer değişkenim yine Node 2 real tipi integer olsun. Diğer değişkenim yine Node 3 real tipi integer olsun. Diğer değişkenim ortalama real tipi integer olsun. 4 tane değişken tanımladım. Node 1, Node 2, Node 3 ortalama şeklinde. Bunları tabii kısaca yazdım. Söylerken uzunca söylüyorum. Ve bu değişkenlerimin içine değerler aktaracağım bazılarına. Değer aktarmak için de set sözcüğü kullanılır. Set diyorum. Node 1 değişkenin içine ne ekleyelim? İşte 55 rakam. Tekrar set diyorum. Node 2 değişkenin içine 45 rakamı. Tekrar set diyorum. Node 3'ün içine de 30 rakamını yükledim. Node 1'in içine 55 rakamını yükledim. Node 2'nin içine 45 rakamını yükledim. Node 3'ün içine de 30 rakamını yükledim. Şimdi bunu 3 tane notu bir sorguda hesaplatalım. Bunun için de sorgumuz şu. Select sorgu yazma komutunun bir numaralı sözcüğü arkadaşlar. Sonucumuzu da şurada tanımlamış olduğumuz ortalama isimli değişkenin içine atalım. Ortalama. Eşittir diyelim. Neyi sonucu aktarırsın buraya? 3 tane notun ortalaması aktarılacak. Bunun için 3 notu ne yapacağız? Toplayacağız. Sonra da 3'e böleceğiz. Şurada bir et işareti. Evet. Burada yazdım. Ve bu hesabı, bu sonucunu değerlendirmek istiyoruz. Şimdi öncelikle prosedürümüzü oluşturduk. Şurayı bir çalıştıralım. Çalıştıralım mı? Execute diyorum. Çalıştırdım. Bir sonuç döndü mü ekrana? Dönmedi. Bakalım şöyle yazsak. Değişkenler içindeki verileri ekrana yazdırmak için aşağıdaki mesaj penceresine yazdırmak için ne kullanıyorduk? Print ifadesini kullanıyorduk. Ortalama dersem buradan görebiliriz. Printle. Şimdi tekrar çalıştırıyorum burayı. Execute dedim. Neymiş? 3 tane notun ortalaması 43. Bu 43 alan bir öğrenci ne yapmış olur? Kalmış olur doğal olarak. Bunu da bilgisayarın yazması istiyorsak şu yukarıdaki şu prosedürü çalıştırmamız yeterli. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da nasıl yapıldığını aşağıdan göstereyim size. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Exec diyoruz. Ortalama dedikten sonra özür dilerim. Exec diyoruz. Prosedürümüzün ismini yazıyoruz arkadaşlar. Şuradaki ismini yazacağız. U hesapla. Ve şu değişkenin içindekini hesaplasın. Tamam mı? Bunun içindekini yazıyoruz. Onu yazıyoruz. Şimdi bakalım. Tekrar bakalım. Tek başına çalışırsak çalışır mı? Bakalım. Çalışmaz. Çünkü bunun hepsini bir bütün olarak çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştıralım bakalım. Execute diyorum. Ne dedi? Başarısız şeklinde deklare etti. Evet. Notumu değiştiriyorum şuradan. 70 yaptım. Bakalım bunu da değerlendirebilecek mi? Execute diyorum. Gördünüz mü bu sefer? Not ortalaması 51'e çıktığı için başarılı şeklinde değerlendirdi. Biz aslında bu örneğimizde şunu yaptık. Bir tablodan değil de bu örneğimizde arkadaşlar değişkenler içinde notlarımızı oluşturduk. Bunun ortalamasını select sorgusu içinde hesaplattık. Daha sonra da bunu arkadaşlar başarılı mı başarısız mı ne olduğunu bu hesapla isimli yani şuradaki stored prosedürümüzü kullanarak saklı yordamımızı kullanarak bu not değerinin başarılı mı başarısız mı olduğunu
ekrana yazdırabilmiş olduk. Bu küçük bir program parçasıydı bu şekilde arkadaşlar. Bunun bir de biz tablo üzerindeki halinde size göstereceğiz. Yani tablodaki verileri değerlendirecek bu sefer. Evet. Bu birinci örneğimiz bu şekildeydi.